İyi akşamlar. Güzel bir pazar günü. Ondan sonra iyi haftalar. Gün çok güzel geçti. Dışarıda biraz stres var. Herkes çok agresif ama biz içeride mutluyuz. Burası çok güzel. Hayvöre'deyiz. Tuğba Ünal geldi. Canım arkadaşım, ben çok sevdiğim arkadaşım. Nereden baksa Tuğba ile çok eski bir dostluğumuz var. Bir ayı geçti. Ondan sonra Tuğba Hanım'la bugün şeyi konuşacağız. Bir ödül aldı. Ödülüyle ilgili konuşacağız. Bir de küçük ufak bir projelerini onlardan bahsedecek bize. Siz de merak ediyorsunuz. Kaç kişi soruyor zaten. Yalçın diyor, Tuğba ne yaptı, Tuğba ne yaptı diyor. Tuğba'cığım merhaba, hoş geldin. Afiyet olsun. Canım benim. Hoş bulduk. Yani şöyle güzel yemekler eşliğinde. Seninle aynı ortamda. Hayvore'deyiz bu arada. Hayvore'deyiz bu arada. Reklamımızı yapalım. Hızır da bu arada yeni evlendi. Bir hafta balayında, Fethiye'de geliyor bu akşam yolda. Yarın Hızır. Çoluklu çocuklu olsun derler. Allah uzun ömürle. Evet. Şimdi Yalçıncığım, biliyorsun Güzellik Zor Hikaye kitabımız ve albümümüz. Bundan 2 hafta öncesinde Ankara Ulus Roteri tarafından ödüllendirildi. Bu arada benim ilk ödülüm. Kadına verilen değeri ülkemizde biliyoruz maalesef. Evet. Bu uğurda bile yani yazan, üreten, güçlü kadının arkasında olduğunu ve onura edilmek meslek ödülüne layık buldular beni bu sene. İlk ödülümü onların ellerinden aldım. Sevgili Hasan Tahsin Odabaşı'nın, Satoş Hanım'ın ve Leyla Katar'ın aralarında bulunduğu çok samimi arkadaşlarım da sağ olsunlar. Beni yalnız bırakmadılar o gecede. Evet. Sanat muhaliftir. Evet, sanat hep daha iyiye gitmelidir. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun telaşındadır. Şiir benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'da çünkü şiirim var. İstersen dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Evet. Sana bir İstanbul çiziyorum gözlerine. Oysa ben Ankara ayasında üşüyorum gecede. Sen şimdi belki Kadıköy vapurunda, belki Taksim Meydanı'nda, belki de Boğaz'da, dost ortamında, bense içtiğimiz son şarapta, sana bir